resim konusunda en geniş olan yoruma göre bile fetva verirken resmi yapılan şeyin tapınma konusu olup olmadığına bakılıyor ve tapınılan, kutsanan, kutsallık izafe edilen şahıs ve şeylerin resim ve heykellerin yapılması caiz değildir. Yasaklayan hadislerden de aslında bu kastedilmektedir deniliyor. Hz. İsa ve Hz. Meryem milyonlarca kişi tarafından Tanrılık özelliğine sahip birer varlık tanrıyı oluşturan unsurlardan ikisi olarak bilinmiş, inanılmış ve tapınma konusu olmuştur. Bu sebeple onların resim ve heykellerini yapmak da caiz olmaz. Bir de bizim geleneğimizde peygamberlerin tam yüzleri görülecek şekilde resimler yapılmamış. Bu durum adaba, edebe aykırı telak edilmiş. Minyatürlerde bile peygamberlerin yüzleri çizilmemiş, resmin o kısmı boş bırakılmış. Bunun en azından üç önemli sebebi vardır. Birincisi, yine bazı cahillerin onlarda Tanrı'ya ait bir kutsallık görmeleri ve tapınmaya kalkışmaları. İkincisi, yapılan resim onlara benzemeyeceği, hayali ve uydurma olacağı için bir manada peygamber olmayan bir insana yani surete peygamberlik verilmesi, onun peygamber bilinmesi tehlikesi, üçüncüsü temsil eden artistin veya çizilen resmin görenlerin inanç ve duygularını olumsuz etkilemesi. İşte bu sebeplerle peygamberlerin resimlerini yapmak ve filmlerini çekmek de sakıncalıdır. Bırakalım insanlar peygamberleri hayallerinde canlandırsınlar. Onlar olan sevgi ve saygılarını korusunlar. Filmleri de çağrı filmi gibi bazı başarılı örneklerde görüldüğü üzere kendileri gösterilmeden konuşmalar verilerek ve nakledilerek yapılsın.